NBA 2K16 bilgilendirme videolarına kaldığım yerden devam ediyorum. Geçtiğimiz günlerde tüm modlar yenilikleriyle birlikte açıklandı. Daha doğrusu internete sızdı. Bu fotoğraf Microsoft'tan alındı. Microsoft fotoğrafı sonradan kaldırsa da artık çok geç olduğu için ben de fotoğrafı bulup sizler için Türkçe çevirisini yaptım. Bakalım hangi modda ne tür değişiklikler var, neler bizi bekliyor. İlk olarak My League modundan başlayalım. Videoyu tam ekran izlerseniz yazıları çok rahat bir şekilde okuyabilirsiniz ama ben yine de kısa kısa bilgi verip geçmeye çalışacağım. My League moduna yeni gelen özelliklerden bir tanesi de online maç yapma. My League modu daha önce yani NBA 2K14 ve önceki oyunlarda Association modu olarak biliniyordu. NBA 2K15'te çok değişik bir mod değildi ama yani dediğim gibi Association'ın adı değiştirilmiş hali diyebiliriz. Geçtiğimiz seneyle kıyaslarsak bu yıl tek fark online maçlar olacak gibi görünüyor. Başka bir değişiklik yok gibi görünüyor. Olursa sayfamdan veya kanalımdan duyuracağım. Ve gelelim benim her zaman en büyük potansiyele sahip olduğunu düşündüğüm moda MyGM modunda bakalım neler olacak. En baştaki şeyler zaten klasik yani oyunun MyGM modunun tanıtım cümleleri diyebiliriz. En aşağıda NBA 2K16 MyGM'deki yenilikler yazıyor. Takımın şehrini değiştirme bu kulağa çok ilginç geliyor. Detaylı takım kurma simcast live yani oyunları simülate ederken detaylı bir şekilde izleyebileceğiz. Staff dediğimiz bu yönetim kadrosunu ayarlayabileceğiz. Tamamen yeni lotarya sistemi, tamamen yeni draft sistemi, haberler bölümü. En önemlisi yaz ligi ve ondan sonra 2K Hoop Summit diye bir şey var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Sizler biliyorsanız yorum olarak yazmayı unutmayın. Ben de öğrenirsem hemen açıklama kısmına eklerim ve ondan sonra da son olarak 3 takımlı takasların olacağı söyleniyor. Bu da oyuna gelen yeni özelliklerden bir tanesi. My Team modunun genel mantığı geçen senekiyle aynı olacak. Road to the Playoffs Challenges Domination modu hala oyunda olacak. Domination modunun şöyle bir artısı olacak artık. Eski oyuncuları da alabileceğimiz Domination maçları olacak. Ve benim en çok dikkatimi çeken ve en çok heveslendiren mod The Gauntlet ismini verdikleri 3x3 sokak basketbolu modu. Ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Kendi istediğimiz 3 oyuncuya karşı başkasının takımındaki 3 oyuncuya karşı mı mücadele edeceğiz bilmiyorum. Ama merakla bekliyorum. Bu sene My Team'de oluşturduğunuz takımın logosunu, formasını, sahasını yani her şeyini düzenleyebileceksiniz. Bu da oldukça güzel bir haber. My Team bomba gibi geliyor. Ve bu sene oyuna yeni gelen modlardan bir tanesi olan Pro AM'in ne olduğunu ve fragmanını incelediğim videoya gitmek için üstüne tıklamanız yeterli. Mobildeyseniz de linki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Ve herkesin merakla beklediği, benim de oyun çıktığı anda alıp direkt videosunu çekeceğim olan mod My Career moduna bakalım. Bu sene oyunun hikayesini Spike Lee yazdı. Spike Lee tarafından yazılan hikayede lise basketbolundan başlıyoruz. Liseden sonra hangi üniversiteye gideceğimizi seçip orada NBA takımlarının ilgisini çekmeye çalışacağız. Ama işler o kadar basit olmayacak. Spike Lee'nin yazdığı hikayede işler büyüdüğünde paramıza, ünümüze, cezbedici şeylere, ailemize, basına ve hayranlara dikkat etmek zorunda kalacağız. Sadece Spike Lee'nin anlatacağı bu NBA 2K16'nın hikayesindeki yıldız sensin demişler ve oldukça etkileyici bir açıklama yapmışlar. Benim en böyle merak ettiğim mod bu mod. Bakalım nasıl bir mod bizleri bekliyor. Zaten oyun çıkar çıkmaz My Career videolarını kanalımda bulabilirsiniz. O yüzden takipte kalın. Son olarak My Park. My Park'taki parkların adı aynı ama eminim sahaları değiştireceklerdir. Onun dışında bir değişiklik görünmüyor. Olursa duyuracağım. Oyuna gelen yenilikler hakkında yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.